Eğitim ile kadının toplumsal ve ekonomik yaşama katılımı, ailede söz sahibi olma ve aile içi şiddetle karşılaşma olasılığı arasında kuvvetli bir ilişki tespit edilmektedir. Kız çocuklarının 1/3'ünün eğitim görmesi aileleri tarafından engellenmektedir. Yetişkin nüfusun ortalama eğitim süresi 6,5 yıl iken kadınlarda 5,5 yıldır. Kadın istihdam oranında Türkiye 35 OECD ülkesi arasında sonuncu sıradadır. Son açıklanan TÜİK verilerine göre genç kadın işsizlik oranı bir önceki yılın Kasım ayına göre neredeyse %7 oranında artarak %30'lara yükselmiştir. Kadın istihdamı ile erkek istihdamı arasındaki makas ülkemizde giderek açılmaktadır. Ayrıca son açıklanan verilere göre sigortalı çalışan 40 bin kadın işsiz kalmıştır. Türkiye'de 244 bin kayıtlı kadın esnaf var iken kayıtlı esnafların %14'ü sadece kadınlardan oluşmaktadır. Değerli milletvekilleri, yine benzer şekilde Dünya Ekonomik Forum'un ekonomi, eğitim, sağlık ve siyaset alanlarında kadınların durumunu değerlendiren cinsiyet eşitsizliği endeksinde Türkiye 2006 yılında 115 ülke içinde 105. 2014 yılında 142 ülkeyi değerlendiren endekste Türkiye 125. sıraya gerilemiş. 2015 verilerine baktığımızda ise 145 ülke arasında 5 sıra daha gerileyerek 130. sıradadır. Yine geçen yılın açıklanan verisine baktığımızda ise bu da ilginç. Yine 2016 endeksinde 144 ülke arasında 130. sırada yer almıştır. Fark ettiğiniz üzere bu iktidar dönemlerinde yani kadın erkek eşitsizliğinde Türkiye son 10 yılda 25 sıra gerilemiştir. Kadın erkek eşitsizliğinde kadınlar aleyhine seyreden bu vahim tabloda ortaya çıktığı üzere 15 yıldır bu ülkeyi yöneten ve bu iktidarın kadın sorunlarını öncellemediği ve çözüm iradesinden de uzak kaldığı ortadadır. 15 yılda kadınların bu eşitsiz koşullardaki zorlu mücadelesi iyileşmediği gibi daha da kötüleşmiş durumdadır. Kadınlar bugün sadece toplumsal cinsiyet eşitliği talepleri şöyle dursun, bir yaşam mücadelesi içindeler. İşte kadına yönelik şiddetle ilgili ortaya çıkan tablo ortadadır. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri dönemi en çok da kadın cinayetleriyle anılacaktır. Bakın 2002-2017 Ocak ayında 14.293 kadın cinayeti işlenmiştir. Hükümet 2016 yılında 328 kadın vatandaşımızın yaşam hakkını koruyamamıştır ve sadece geçtiğimiz Ocak ayında 37 kadın cinayeti işlenmiştir. Ben buradan bütün kadınlara tekrar seslenmek istiyorum. Yaşamakta olduğumuz bu sorunlarımızın çözüme kavuşturulması noktasında bir önerisi olmayan bir anayasa değişikliği halk oylamasıyla karşı karşıya kalacağız. Cumhuriyet ile elde edindiğimiz kazanımlarımızı korumak, demokratik ve özgür bir ülkede eşit yurttaş olarak yaşamak, hepimizin karşı karşıya kaldığı toplumsal eşitsizliklerle mücadele etmek ve 15 yıldır sorunlarımıza kalıcı çözümler üretemeyen bu iktidarın sorunlarımıza çözümsüz politikalarına karşı hayır diyerek kendimiz ve en önemlisi çocuklarımız için yeni ve umutlu bir başlangıç yapalım diyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.